Evet arkadaşlar, MasterChef'te kutular kahverengi ise neyin ne olacağını kimse bilemez. Bir gariplik var. Bir gariplik var. Bir beraberlik, her şey bu yarışmada belli olacak. Bu kutuların altında belli olacak. Var mı bir tahmini olan? Ben soğuk büfesi gelmedi hiç, öyle bir şey gelebilir diye tahmin ediyorum. Soğuk büfesi. Mezeleri verdiler ya bir kere. Ha evet, mezeler vardı, doğru. Tahsin. Evet. Dün Antalya'da tekiri niye haşlamıyorsun dediğimde kaliteli balık haşlanmaz dedin. Estağfurullah. Dün suyunu da ekledin mi? Bu tekiri olmaz dedi. Bu kaliteli bir balık. Bu kaliteli bir balık, buna su yok. Gerçi hamsi de öyle. Bu kaliteli, hamsi kaliteli değil yani. Hayır, özür dilerim. Tahsin bir Karadenizli olarak Karadeniz'e girmemeyi garantiledi. Ya şef hayır, forma giyeceğim geleceğim söz. Bugün bu dediğin gafı örtmek için güzel Trabzonspor formanı giymişsin gelmişsin. Bu seni kurtaracak mı? Öyle dedi. Niye haşlamıyorsun tekiri dedim. İyi balık haşlanmaz şefim dedim. Hamsi kötü bir el. Hayır ya, şimdi dilim sürüştü şef, öncelikle onu söyleyeyim. Bir de teyzem bunu yollamış eniştemle birlikte. Altına da not yazmışlar. Ya sen yemek yerine hani forma giy. Öyle kurtar. Belki bir gün Trabzon'a gelirsin dedi. Uğur getirsin demiş. Evet dedi Dilara. Efendim şef. Yakaladı. Bire bire. Çok korktu. Çok heyecanı gördü seni dün. Evet. Gerçekten haftanını kaybedeceksen seni bunu çok stresi verdi yani. Nasıl hissediyorsun şimdi? Galibiyet aldınız, bire birdesiniz. Genel anlamda kaybetmeyi hiç kimse sevmez ama ben gerçekten hiç sevmiyorum şef. O yüzden inanılmaz heyecanlıydım yani sonuç açıklanırken de. Yine çok büyük bir farkla kazanmadık aslında. Daha farklı bir planlama yapabilirdim ben. Bir hata yaptım bence. Yani kendimi eleştirirsem dün bence en zor iki yemek, biri yaptığımız dolma, biri de tatlıydı. Çorbayı o gün başka birine vermem gerekiyordu. Ama ben yine birazcık fazla cesaretli olduğum için onu da alıp yapmak istedim. Her ne kadar arkadaşlar yardım ettiyse de daha iyi bir sonuç çıkartabilirdik başka şekilde planlasaydım. Olsun, gün sonunda kazandık. Bence arkadaşlar da bununla beraber motive olmuşlardır. Ben bugün de kazanıp galibiyet almayı çok istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Şöyle bir bakayım takımıma, bence herkes de yapacaktır. İnşallah. Hani bir şekilde Tahsin, seni inanılmaz heyecan görüyorum bu hafta ya. Ne var? Ya şef, ben bu hafta başından beri mutlu değilim açıkçası, içten içe. Böyle bir huzursuzum ve sürekli kabus görüyorum. Yani sebebini ne de bilmiyorum yani. Gerçek hani mi kabusdan bahsediyorsun? Uyku uyuyamıyorum falan böyle. Hani akşamları beni çok rahatsız eden, kafam için bir sürü çirkin rüyalar görüyorum. Ve yarışmayla alakalı. Hani bu mesela beni tedirgin ediyor. Eleniyor musun? Evet. Her akşam eleniyorum tekrar tekrar. Yani beni eleseniz şurada ağlamam. O kadar ağlıyorum ki akşamları. Elensem şurada ağlamayacağım. Kime eleniyorsun? Yani. Onu görmüyorum. Hep veda konuşması yaptığımı görüyorum. Ders çıkarmış lazım. Bilmiyorum neden ama bu uğursuzluğu üstümden atmayan. Şu haftayı bir kapatayım. Hani önümüzdeki hafta çok daha dinamik İnşallah. Gelebilirim diye düşünüyorum. İnşallah atarım. Çünkü çok tedirginim yani o konuda. Niye bilmiyorum, etkilenir mi de ben böyle şeylerden? Kimin veda konuşması hazır? Var mı? Ben gidersem şunları söyleyeceğim diyen biri var mı? Benim şampiyonluk bile hazır şef. Ben o kadar hazırlık bir geldim. Hazır şef. Gidersem yanlışlıkla onu o zaman yapacağım. Gidersen de onu söylersin canım. Bir iki kupleyi değiştirip. Ben hepsini hazırladım da işte günü gelirse. Sizde hazır veda konuşma var mı? Veda konuşması hazır değil şef. Öyle bir şey hiç düşünmedim yani. Kaç kez potaya girdim, hiçbirinde öyle bir şey düşüncem olmadı. Ama şampiyonluk konuşması var. Bugün için ne düşünüyorsun? Ya bugün güzel bir oyun olacak gibime geliyor. Bekliyorum heyecanla. Bağlarsak mesela? Bağlarsak kaçarım bu sefer. Bu sefer kaçarım. Bu sefer de kol kola bağlayalım diyoruz. O Teker. Zaman da kaçarım. Nasıl? Kaçarım. Teker. Evet Burcu, neler söyleyeceksin? Haftanın son oyunu. Evet. Durum 1-1. Yani söyleyeceğim bir şey yok. İlk haftanın başından beri nasıl inandık, nasıl çalıştıysak bugün de öyle çalışacağız. Nasip olursa kazanırız. Nasip değilse karşı taraf kazanır. Biz elimizden geleni yapacağız. Hiçbir şey değişmedi. Hasan'ın ne kadar profesyonel olduğunu biliyorum. Onun potaya gitmesi onun için bir şey değiştirmez. Yine ilk günkü gibi saldıracağız ne gelirse. Savaş devam ediyor.